Poppy Playtime Chapter 2 yani ikinci bölüm fragmanı yayınlandı ve oyun yakın zamanda Steam'de oynanabilir olacak. Ancak ikinci bölüm gelmeden önce herkesin bilmesi gereken 10 kritik ikinci bölüm gizemini sizlerle paylaşmak istedim. Bunlardan biri ise oyunun kahramanı yani bizim kim olabileceğimizle ilgili çok önemli bir gizem ve teori. Yine bölüm 2'nin çıkış tarihini de bu videoda konuşacağız. Bu 10 gizem sizi çok şaşırtacak. O zaman kendimce yaptığım sıralamaya göre 10 numaradan başlayıp en büyük gizem olan 1 numaraya doğru sırayla ilerleyelim. 10 numara. İkinci bölüm fragmanının en başındaki Hagiwagi'nin birinci bölümde aşağı düşürdüğümüz gerçek, daha doğrusu büyük Hagiwagi ile hiçbir ilgisi yok. İsterseniz buna uygulamalı olarak bakalım. Şu anda gördüğünüz gibi Hagiwagi'nin bir ayağı neredeyse zemindeki bir kareyi dolduracak kadar büyük. Hagiwagi'nin boydan boya yere yattığını düşünürseniz o karelerden tahminime göre en az 7 kareyi kaplar. Yani hem fragmanın ilk başında gördüğümüz hem de fragmanın ilerisinde gördüğümüz Hagiwagi'ler daha küçük versiyonları. Bunlar da muhtemelen canlı. Zaten fabrikadaki her oyuncak canlı. Bu aslında bize her oyuncağın bir büyük ve birden çok ufak boyutunun olabileceğini, özetle farklı boyutlarının olabileceğini göstermiş oluyor. Geldik 9 numaraya. Fragmanda Poppy niye yok diye soran da çok fazla arkadaşımız oldu. Aslında Poppy fragman boyunca konuşan ve seslendirmeyi yapan kişi. Terrible things have happened. Where do I even begin? You are perfect. Too perfect to lose. You're in grave danger. She's watching your every move. So you better be careful. Mommy doesn't like guests. İkinci bölümün ismi ağdaki sinek yani örümcek ağına yakalanmış ve kurtulamayan bir sineği ifade ediyor. Bu da bölüm 2 boyunca sürekli izleneceğimizin ve örümceğin yani uzun bacaklı annenin gazabından kurtulmaya çalışacağımızın bir göstergesi. Yine fragmandaki trenin yer aldığı bölümde tam köşede ağlara takılan oyuncaklar fark ediyoruz. Mommy Longlegs yani uzun bacaklı anne her şeyi ağına düşürüyor ve belki onlarla besleniyor, hatta belki onları canlandırıyor ya da öldürüyor. Ama tüm fabrikayı yöneten gizli gücün Mommy Longlegs olduğunu tahmin ediyorum. Bizi arkamızdan gizlice takip eden tırtıl, yılan ya da solucana benzetebileceğimiz yaratık Hagiwagi ve farklı renkleri ve bu bölümdeki diğer canlıların tümü sanki Mommy Longlegs yani uzun bacaklı anne tarafından yönetilecek gibi görünüyor. Geldik 8 numaraya. Fragmanda trenin olduğu bir alan var ve bu alanda bir saat görüyoruz. Bu saatte 3 ve 12 rakamlarının üzerinde duruyor. Bu aslında Roma rakamı ama 12 ve 3 olduğunu siz de fark etmişsinizdir. Eğer 12 ve 3 rakamlarını ay ve yıl olarak değerlendirirsek ikinci bölümün çıkış tarihi olarak belki de bize 12 Mart tarihini işaret ediyor olabilir mi? Normalde biliyorsunuz birinci bölüm fragmanı ve oyun çıkışı arasında yaklaşık 1 ay 11 günlük bir süre vardı. Ve ben ikinci bölümde de yine benzer bir süre olursa diye bir tahminde bulunmuştum ve hatta fragmanla ilgili tarih tahminim 20 Şubat'ta 22 Şubat'ta fragman geldi, yani neredeyse tutturduk. Ancak fragmandan 1 ay 11 gün sonra eğer bölüm çıkarsa o zaman bölümün çıkma tarihi 2 Nisan tarihi civarına geliyor. Ama dediğim gibi bu tamamen birinci bölümdeki fragman ve oyun çıkışı arasındaki süreye bakılarak aslında tahmin edildi. İkinci bölüm çok daha hızlı bir şekilde çıkabilir. İnşallah da çıkar. Bakalım gerçekten de trenin üzerindeki 3 ve 12 bize 12 Mart'ı işaret ediyor olabilir mi? Bunu da bekleyeceğiz ve göreceğiz. Geldik 7 numaraya. Uzun bacaklı anne başta Betty Spaghetti isimli oyuncak bebeğe ve birkaç farklı oyuncağa benzetildi. Ve Five Nights at Freddy's Security Breach'te yer alan DJ Music Man'e de benzetildi. Birçok oyun gibi muhtemeldir ki bu karakter de bir oyundan ya da belki bir oyuncaktan esinlenilerek yapılmış olabilir. Sizce hangisine daha çok benziyor? Sıradaki maddeye geçmeden önce videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler ve hoş geldiniz. Ben Onur ve eğer oyun gizemleri ve hikayelerini seviyorsanız sonraki videoları kaçırmamak için aşağıdan kanala abone olup tüm bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Çünkü videoyu izleyenlerin sadece %7'si şu anda kanala abone. Aynı zamanda videoya aşağıdan bir de like atarsanız yeni bölümün hızla gelmesi için bana destek vermiş olursunuz. Şimdiden çok teşekkürler ve hemen videomuza devam edelim. Geldik 6 numaraya. Gördüğünüz bölümde tam ortadaki sahneye benzer yer tanıdık geldi mi?
Birinci bölümde Huggy Wuggy'nin ilk durduğu alana çok benziyor. Etrafta ağlar, ağlarda kurbanlarıyla bu alan Mommy Longlegs'in alanı olabilir diye düşünüyorum. Belki de nasıl birinci bölümde Poppy'nin kasasını açıyorduk ve bölümü bitiriyorduk. Bu bölümde yani ikinci bölümde de bu alana yakın bir yerlerde Mommy Longlegs ile karşılaşacağız ve belki de onu yenip bu bölümü bitireceğiz. Ve bu alanı gerçekten merakla bekliyorum. Sizce de burası uzun bacaklı annenin yani Mommy Longlegs'in yeri mi? 5 numaralı madde. Yine oyundaki ellerle ilgili mekanik oldukça değişiyor. Yeşil eli aldığımızda dikkat ettiyseniz kolumuz yani sarı kısım yine yerinde. Normalde yerden yeni bir el aldığımız zaman koluyla birlikte geliyor. Belki daha önceki kırmızı elimiz bir savaşta ya da bir yerde kopuyor ya da biz bilerek onu feda ediyoruz ve aynı kol üzerine yeşil eli takıyoruz. Normalde herhangi bir eli alırken sarı kısımda olmuyor. Yani burada yeşil eli komple değil de sadece sanki eldiveni alıyor gibiyiz. Yeşil el elektriği alıp başka bir yere iletme özelliğine sahip. Birinci bölümde kolumuzu uzatıp bir kablo gibi elektriğe dokunarak ancak elektriği iletebiliyorduk. Yeşil elle artık buna gerek kalmıyor gibi görünüyor. Aynı zamanda ellerimizle bir yere tutunup kendimizi yukarı doğru çekebiliyoruz ya da ileriye doğru atlayıp havada süzülebiliyoruz. Bunlar da oyuna eklenen yeni mekanikler. Ve 4 numaraya geldik. Mommy Longlegs, Huggy Wuggy'nin küçük versiyonunu çekiyor. Bunun amacı acaba onu yiyecek olması mı yoksa onu kurtarmak için mi çekiyor? İlk başta Huggy Wuggy'yi çekerken de onu yeme amacıyla değil de sanki kurtarma amacıyla çektiğini tahmin ediyorum. Tabii tam tersi de olabilir. Bakalım Mommy Longlegs kimlere karşı merhametli, kimlere karşı acımasız olacak? Sırada 3 numaralı maddemiz var. Fragmanın 33. saniyesi ve 45. saniyesinde iki tane farklı alan görüyoruz ama bu iki alan aslında birbirinin aynı. Tabii ki %100 kesin birebir aynı demek mümkün değil ama gördüğümüz kadarıyla birbirine çok benzer ve büyük bir ihtimalle aynı diyebiliriz. Bu alan tahmin ettiğim kadarıyla oyunun içerisindeki bir mini game. Ve hemen üzerindeki çiçek de oyunda başarısız olduğumuzda bize saldıracak gibi görünüyor. Yani orada bir çiçekten jump scare gibi bir şey alabiliriz diye tahmin ediyorum. Ve buradaki oyunun yani mini game'inde renklerle ilgili olması muhtemel görünüyor. Yine hem bu alanda üst taraftaki çiçek hem de fragmanın 48. saniyesindeki çiçek birbirine çok benzer ve bu iki sahnede birbirinin ardı ardına koyulmuş durumda. Security Breach oynadınız mı bilmiyorum ama orada Daycare diye bir bölümde Sun yani güneş karakterine çok benziyor yukarıdaki karakter. Bilmiyorum oradan esinlenilmiş de olabilir tabii ki ama onun sadece duvarda bir süs olmadığını tahmin ediyorum. Bakalım neler olacak, oyun geldiğinde bunu da göreceğiz. Geldik 2 numaraya. Bu çok ilginç arkadaşlar. Fragmanın içerisindeki şu bölümü isterseniz bir dinleyelim. You're in grave danger. Burada you are in great danger yani büyük bir tehlikedesin gibi duyuluyor ama aslında söylemiş olduğu öyle değil. You are in grave danger diyor. Grave mezar anlamına gelir. Yani burada ciddi tehlikede, hatta ölüm tehlikesinde olduğumuz söyleniyor. Yine Discord serverında Poppy Playtime ile ilgili iki tane son dakika haberi paylaşıldı. Bunlardan biri ikinci bölümde gelecek olan karakterin ismi ekranda gördüğünüz gibi Mommy Longlegs olarak doğrulandı. Yani biz buna Türkçe'de uzun bacaklı anne diyebiliriz. Ve ikinci bomba haber de şu an oyunun birinci bölümü var zaten biliyorsunuz ve birinci bölümü Google Play Market'te mobilde çıktı. iOS üzerinde de çalışmalar devam ediyor. iOS üzerinde de yakın zamanda oynanabilir olacak. Bu da demek oluyor ki ikinci bölümde yine mobil cihazlar üzerinden oynanabilecek. Bu tabii ki güzel bir şey ama bedava değil. Şu an gördüğüm kadarıyla Google Play Store'da birinci bölüm 40 lira 99 kuruş karşılığında satın alınabiliyor. Ve oyun Steam üzerinde 10,5 liraydı yani çok daha ucuzdu. Belki mobil üzerinde henüz fiyatları dengelememiş olabilirler. Belki ilerleyen zamanlarda mobil üzerindeki fiyatlar da Steam'deki gibi daha da düşük olacaktır. Ve geldik 1 numaraya. Bölüm 2 fragmanının ön gösterim resminde deney 1006 yazıyordu. Ve resimde de Huggy Wuggy'nin oyuncağını eliyle çeken uzun bacaklı anneyi görmüştük. Ve bu yüzden de deney 1006'nın uzun bacaklı anne olabileceğini söylemiştik. Şimdi bunu bir adım ileri götüreceğim. Deney 1006'yı izlerken ekranda pençe izine benzer bir şekil görmüştük. Peki bu pençe sizce şurada görmüş olduğumuz örümcek ağlarına benziyor mu? Belki de pençeye benzettiğimiz bu işaret aslında örümcek ağıydı.
İkinci konu, deney 1006'yı anlatırken kasette arkadan Huggy Wuggy sesi duyuyorduk ve Huggy Wuggy kaseti kaydeden bilim adamını öldürüyordu. Bu yüzden deney 1006 Huggy Wuggy teorileri ortaya atılmıştı. Ama Huggy Wuggy deney 1006'nın sadece bir maşasıydı ve bugün trailer'da da bunu görebiliyoruz. Şu an elimizdeki kanıtlarla kasette de söylendiği gibi prototip ve en iyi deney olduğu söylenen deney 1006 için en mantıklı seçeneklerden biri uzun bacaklı anne gibi görünüyor. Huggy Wuggy dahil tüm oyuncakları, hatta tüm fabrikayı kontrol eden, onları isterse öldürebilen, isterse kurtarabilen bir canlı. Ama deney 1006'nın uzun bacaklı anne olması ile ilgili kafaları karıştıran bir şey var. Birinci bölümde belki hatırlarsınız, Huggy Wuggy bizi öldürdüğünde birden çok ve farklı farklı ölüm notları alıyorduk. Ve bu notlardan birinde ise X1006 Isn't he wonderful, yani deney 1006 o harika değil mi şeklinde bir mesaj vardı. Ancak burada gördüğünüz gibi kullanılan mesajda he kullanılıyordu ve he erkekler için kullanılır. Mommy Longlegs ise bir kadın. Tabii ki yazıda kullanılan he kelimesinin belki de bizi şaşırtmak için kullanılması ve aslında tahmin ettiğimiz gibi uzun bacaklı annenin deney 1006 olması mümkün. Peki ya deney 1006'nın aslında oyunu oynayan ana karakter olarak biz olabileceğimizi size söylesem? Şu an kulağa çok saçma ve gerçek dışı geldiğinin farkındayım ve bu sadece tabii ki bir teori. Ancak birinci bölümdeki ölüm notlarında bizim asla ölmememiz gerektiği, henüz senin zamanın değil, uyan, içeri girmelerine izin verme, senin gibi birçoğunun daha hayatı tehlikede gibi birçok mesaj vardı. Yani sanki fabrikanın bütün geleceği bizim elimizdeymiş gibi çok büyük bir yük yüklendi omzumuza. Yine hatırlarsanız biz de fabrikanın eski bir çalışanıyız ve tüm çalışanlar ya öldürülmüş ya da fabrikada kaybolmuşken biz canlıyız. Daha da garibi, fabrikaya geri dönme cesaretini buluyoruz ve birçok zorluğu geçerken de Poppy gibi çok iyi deneylerden, Stella isimli eski bir çalışanın içinde olduğu ve ölümsüzlüğe ulaştığı oyuncağın yardımını ve yönlendirmesini alıyoruz. Tabii ki Stella'nın Poppy olduğu da yine ayrı bir teori ama büyük bir ihtimalle bu gerçek. Bunu da ayrı bir kasette görmüştük. Ama eğer bu teorim doğru çıkarsa biz de aynı Stella ya da Poppy gibi ya da Huggy Wuggy gibi bir oyuncak olabiliriz. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Biz aslında kimiz? Deney 1006 sizce kim?